Randevunuz ayarlandı. Gitmeniz şart. Barış Bey, iptal etsek sizin için çok sıkıntı olur mu? Yani burada özel sigorta falan diyor. Belli ki biz karşılayamayacağız. Siz bir şey karşılamayacaksınız ki zaten. Ne yapıyorsun sen burada? Ay, bu kızı hiç gözüm tutmadı. Güzelliğini kullanarak Barış Bey'i etkilemeye çalışıyor. Güzel kız mı? Bu kızın nesi güzel? Yani sizin olmadığınız bir dünyada. Siz varken kimse güzel değil. Sıdıka, kız şoför, şoför. Evet. Yoksa yine sana yardım ettiğim için bağırıp çağıracak mısın? Yok, olur mu öyle şey? Aksine Çiçek'le ilgilenmeniz... Nasıl desem, kalbimi titretti. Ama kabul edemem. Sağ ol. Hangi çalışanım olsa aynı şey yaparım. Yani sana özel bir şey değil. Çiçeğin iyileşmesini istemiyor musun? İstemez miyim hiç? Kabul et o zaman. Bunda yanlış bir şey yok ki. Tamam. Kabul ediyorum. Ama bir şartım var. Anladım. Maaşından kesilecek. Çiçek iyileşecek. Üzülme. Yarın da izinlisin. Yani Çiçek'i doktora götürüp öyle gelirsin. Bu çocuk kafayı mı yemiş? O arabayla dışarıda ne işi var? Sana kendini affettirmeye gelmiş. Arabanın saklanması gerektiğinden de haberi yokmuş. Yok yok, teyzem haklı. Şapşal bir çocuk. Neyse, ben şimdi arabayı kapalı otoparka çekeceğim. Hakan'ı da eve bırakacağım. Teyze hanımlarla da konuşurum, tamam? İyi tamam, konuş. Bir de o Hakan'a söyle. Eğer kendini affettirmek istiyorsa o geceyi hatırlasın. Benim sabrım taşmak üzere Teo. Tamam patron, sakin ol. Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım ya, Aslı görseydi? Görmedi ama bir şey değil mi? Görmedi de. Bir garip davrandım. Kız da şaşırdı tabii. Aslı, iyi misin? Ha? Ay, senin rengin solmuş. Bir şey mi oldu? Yok yok yok, bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. İyi. Şirin. Hı. Barış Bey ne kadar iyi bir patron değil mi?
çalışanlarıyla ilgileniyor. Onlara sarılıyor falan. Sarılıyor mu? Ha, sarılmıyor mu? Aslı, sen iyi olduğuna emin misin? Evet. Mesela senin ailenden biri hasta olduğunda ilgilenmiyor mu? Sarılmıyor mu? Aa, çok ilgilenir. Arar sorar. Ne bileyim, hastane falan ayarlar. Mükemmel bir patrondur. Ha, işte üzülmüşsen de sarılır değil mi? Niye sarılmasın ki? Vallahi bugüne kadar bana hiç sarılmadı ama Allah'tan umut kesilmez değil mi? Ay, dur bakayım kime sarılmıştı. İlayda Hanım. Ay, geldi kuruldu başımıza, gıcık oluyorum. Ay, geldiler. Şey, o tarafa. Ay, çok güzel gözüküyorlar ama ben diyetteyim ya. Anlaşılan Barış Bey'in özel şoförlere karşı özel bilgisi var. Saçmalama Sıdık'a. Ayrıca o varoş gülü zorla yapışmıştır. Barış Bey halinden gayet memnun görünüyordu. Gövdeleri dolanmış, nefesleri karışmış, böyle yakın yakın duruyorlardı. Sıdık'a, saçmalama, şişirme beni yine. Kes. İlayda Hanım, toplantı için hazırız. Tamam, sen çık dışarı, geliyoruz. Bana bak. Ben fakülteyi dereceyle bitirmiş, son derece başarılı ve güzel bir avukatım. Bir şoförü kendime rakip görecek değilim. Ha, ayrıca eğer Barış da o kızdan hoşlanıyorsa ondan direkt sorurum. Barış Bey, arkadaşlar hazırlar. Toplantı için gelebilirler mi? Gelsinler. Tamam. Şirin. Hı. Aslanım arabaya mı indi? Yok, burada. Ama garip bir hali var. Nasıl garip? Nasıl desem, böyle Leyla gibi bakıyor. Bir tuhaf. Nesi var anlamadım. Tamam, anladım ben. Tamam. Bahçıvan geldi. Ne ekiyorsun öyle? Domates, biber, salatalık. Ama onlar pazarda da var zaten. Bence onun yerine sen şöyle orkide falan diksen. Ay, aman andan. Ay, acaba oğluşumun yanına mı gitsek bugün ha? Aa, iyi oğluşum da lafının üstüne gelirmiş. Aa. Söyle bakayım gene ne yaptın? Vallahi bir şey yapmadım teyze. Sadece şirkete gittim. Ay, ne yapsın canım? Barış abinden özür diledin mi? Affetti mi seni? Affetti teyze hanım. Yalnız dedi ki mümkünse bir daha ofise gelmesin dedi. Aa, nedenmiş o? Çünkü senin paşa oğulcun akıllara zarar bir şey yapmıştır mutlaka. Çabuk söyle Teo ne yaptı? Şirkete klasik arabayla gelmişti. Ne? O sakladığımız arabayla? Ay, ay Allah'ım. Allah'ım. Ay. Ama siz bana şirkete arabayla gitme demediniz ki. Vallahi da billahi de demediniz. Evet abla, vallahi de billahi de demedik. Ay, delirtmeyin beni ya. İlla ki her şeyi söylemek mi lazım? Evladım, sen akıl edemiyor musun? Edemiyorum teyze. Neden evladım? Bilmiyorum. Benim beynim sizinki gibi çalışmıyor işte. Ne yapayım? Olmuyor. Ne yapalım peki? Beyin naklimi yaptıralım sana. Aa, çocuğumun üstüne çok fazla gidiyorsun ama. Hakan. Bak, eğer bu olayı çözemezsek sen de Barış abin de hapse gireceksiniz. Bunun farkındasın ama, değil mi? Bunu anladın yani. Var bu sende şu an. Anladım Teo abi, anladım da. Heh. Kazayı biz yapmadık. Hapse niye biz giriyoruz onu anlamadım. Of anne ya. Tamam teyze, yaptıralım. Neyi? Beyin naklini. Ama kız beyni taktırmayalım. Erkek beyni taktıralım, tamam mı? Erkek adamım ben. Oğlumu ben kimselere vermem. Ay, akıl yok ki, ne eylesin Fikir? Çalsın Abdurrahman, oynasın Bekir. Ay, delireceğim vallahi. Teocuğum, Barış nasıl? Vallahi sabrı taşmak üzere. Her an delilenip savcıya gidecek diye çok korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Savcı mı dedin? Üf abla ya, bir şey yapsana. Teo. Sen bana yardım edeceksin.
Sıkıştıracağız bu oğlanı. O geceyi hatırlayacak. Bugün bu iş bitecek. Vallahi ben varım. Ne gerekiyorsa yapalım bitsin artık. Ben varım. Hadi bakalım anasının kuzusu. Yürü sorguya. Buyurun arkadaşlar, oturun. Buka ailesi olarak ilk günden beri hedefimiz nedir? Uluslararası bir hukuk firması olmak. Bravo. Gökhan'a yıldızlı peki. Biliyorsunuz bu doğrultuda bir ortaklığa adım attık. Bize güç katacağına inandığım İlayda Hanım'a ve ekibine hoş geldiniz diyelim önce. Yeniler zamanla görecek. Ben işine aşık bir adamım. Ve ekibimden de aynı şeyi beklerim. Eğer bu işe para gözüyle bakan varsa yeri kalıcı olmayacaktır, söyleyeyim. Şimdi birlikte davaların üzerinden mi geçelim? Hem birbirimizi tanımış oluruz. Hadi başlayalım. Birleşmemiz içimizden küçük bir fırtına kopardı. Ve diğer firmalar onların müvekkillerini ellerinden alırız diye çok korkuyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Bence biz seninle müthiş bir ikili olacağız. Güzel kadın, başarılı. Ama çok kendini beğenmiş. Yapmacık bir de. Barış Bey nesini seviyor acaba? Sanki Barış Bey'i çok tanıyorum da. O sarılma neydi öyle ya? İyi adam be. Baksana aramış taramış, çiçeğe doktor bulmuş. Bu dava hassas. Çünkü Bilal mafya tip bir adam. Ama metresi olduğunu ispatlarsak karısının istediği yüksek tazminatı ve... velayeti alabiliriz. Söyle bakalım Hakan Şeker, o ilaçlı sodayı bilerek mi içti? İnsan kendine böyle bir şey bile bile yapar mı teyze ya? Salak mıyım ben? İnsan bile bile kendine nasıl şeyler yapar Hakan? Bilemedim şimdi. Peki, 13 Mart gecesi biliyordun yani. Neyi biliyordum? Sana yanaşan kızın kim olduğunu. Bilsem niye verdi ilaçlı şeyi içeyim? Belki felekten bir gün çalmak istedin, belki kayışı koparmak istedin he? Böyle bir şey için ilaç içmeye ihtiyacım yok ki. Ben zaten ilaçsız da eğleniyordum. Kiminle? Bana ilacı veren kızla. Ya sen kızı tanıyordun o zaman. Üf abla ya, ne öyle makinalı tüfek gibi kafasını karıştırdınız oğlumun iyice. Siz benim oğluşumu suçlu çıkarmaya falan mı çalışıyorsunuz? Biz değil, savcı çalışıyor. Savcının ne anlık veremediği var benim oğluşumla. O zaman hapishaneyi temiz atlet götürürken sorarsın artık bir zahmet savcıya. Ya öyle mi diyorsun? Söyle oğluşum, bak terin soğumadan söyle. Hangi kızdı? Anlat annem. Neyi söyleyeyim anne? Yani şu saat oldu, ortada hiçbir şey yok. Yok terledin mi, yok bilmem ne. Yani sizi yoğurdun içine koysam bir cacık etmezsiniz. Delirteceksiniz beni, gidiyorum. Tamam, sakin olun teyze hanım. Size bir şey olacak şimdi yani. Vallahi delirteceksiniz kadını da hepimizi ya, vallahi. Bir şey söyle de artık kurtulalım oğluşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki anne. Ne söyleyeyim? Ay ne bileyim, uydur işte bir şeyler. Mesela atıyorum, kızın adı Ecesi olsun. İşte at kafadan bir şeyler, ne bileyim. Yalan mı söyleyeyim anne? Yani, ay bak çok şiştim. Bak şurama bir öküz oturdu. Ay söyle de kurtulalım artık oğlum. Gül, ne yapıyorsun güzellik? Ne yapayım, boş boş oturuyorum. Ay hiç değilse sen beyaz atlı prensi bekliyorsun. Ben ne yapıyorum? Beyaz saçlı babamın manavında domates tartıyorum. Gül, Barış Bey çiçeğe doktor bulmuş. Galiba daha erken yürüyecek. Ay kız, bu Barış Bey ne kadar iyi bir adam Aslı. Gül be, ben sana bir şey soracağım. Şimdi ben çok dışa dönük bir insanım ya. Acaba dışarıdan yanlış anlaşılıyor olabilir mi? Ay nereden çıktı o şimdi? Bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptı sana? Yok. Bir şey demedim de.
Sarıldı. Ne? Ne demek sarıldı? Nasıl sarıldı? Güzel sarıldı. Cici yani sarıldı işte, aniden sarıldı verdi. Çiçeği konuşuyorduk biz, sonra başımı omzuna yaslayıverdi. Burada kal dedi bana. Ay ben şok. Ne yaptın sen peki? Orada kaldım. Ay kal deyince kal geldi Gül. Barış Bey'in omzunda kala kaldım öylece. Ay Aslı. Yani sen de haklısın, ne diyeyim. Babama sarılsa babama bile kal gelir abi. Kalırsın tabii yani. Avukat. Kapatıyorum Gül. Hayır kapatamazsın. Şu an kapatamazsın Aslı. Boşanma. Ay gelin böyle oturun. Gelin. Oturun, iyi misiniz? Boşanmak istiyorum. Ay siz mahvolmuşsunuz, ben size bir mendil vereyim. Peçete, buyurun. Ay ne olur ağlamayın ya. Mahvetmişsiniz kendinizi. Su da için. Yeter artık ya. Artık daha fazla kayınvalideme katlanamayacağım. Boşanmak istiyorum. Kayınvalidenizden mi boşanmak istiyorsunuz? Abla! Abla müjdemi isterim. Oğlum bir şey hazırladı. Hadi yaşasın. Hadi ne hatırladın, çabuk söyle. Şey dedin ya, hani hatırladın ya, söylesene oğlum, hadi söyle. Evladım söyle, konuşmayı da mı unuttun? Şey, kızın dövmesi vardı, onu söyledim. Dövmesi mi vardı? Tamam tamam, bak buradan bir şey çıkardın. Neresindeydi peki dövme, kolunda mıydı? Kolunda. Tamam peki figürü nasıldı? Figürünü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Böyle kırmızı bir gül vardı. Yemyeşil yaprakları vardı. Hatta çok sivri dikenleri vardı. Tamam, vallahi tamam. Ben buradan bulurum bu kızı. Tamam, iş bende. Tamam. Ah nihayet, nihayet. Tamam. Ah ablam. Gel. Sen şöyle otur koltuğa. Şöyle bir relax ol, bir sal kendini, bir rahatla. Ay tamam, Barış'a haber verin, Barış'a. Rahatlasın çocukcağız. Ay tabii, hemen verin Barış'a. Verin haber. Semih Ölmez'i bilirsin. Ölmez Holding'in sahibi. Zengin, çekici. Bütün kadınlar peşinde. Bense tıfıl bir sekreter. Aşk bu ya. Aşık olduk işte. Kime, ne zaman, nerede aşık olacağını sen seçemiyorsun. O seni seçiyor. Sen de kalbinin sesini duyabiliyorsan tamam diyorsun. Sanıyorsun ki aşk sadece ikiniz arasında yaşanacak. Ama işte aşk öyle zannettiğin gibi ikinizin arasında falan yaşanmıyor. Çünkü masala bir cadı giriyor. Tam cadı. 10 yıldır ya. 10 yıldır beni oğluna yakıştıramadı. Hala zengin koca acısı muamelesi yapıyor. Ya aşağılıyor, laf sokuyor. Madem siz seviyorsunuz birbirinizi, aşıksınız. Konuşsun annesi, siz de he deyip geçseniz. Yok. Kaldıramıyorum. Boşanacağım. Bayram etsin cadı. Aynı abimler. Abimle yengem de çok aşık olup evlenmişlerdi. Abimin durumu tırt ama yengemler üf çok zengindi. Görseniz ne hakaretler, neler neler, yazık çok ezdiler abim. O da dayanamadı, boşandı değil mi? Yok, hiç. Abim aşkına sonuna kadar sahip çıktı. Ama kader. Eşini gencecik yaşta kaybetti. Böyle kalabalık olacak, şöyle müşteri gelecek. Ah, ah Neşe, ah, ah, ah. Ekmezsen tohumun hasını, böyle çekersin yiyecek yazını işte. Bu köpeğiyle işe girersen böyle olur. Hani ne yapsın çocuk ya? Her yere ilan yapıştırıyor işte. Gören gelecek elbet. Ne zaman evladım, ne zaman ha? Çayı demleyip döküyoruz. Bu pasta böreğin bir tanesini bile satamadım. Aa sokaktaki bütün kedi köpek kafede kuyrukta. Ah be kadırgalı, ah be kadırgalı. Bir dur be anne, bir dur. Gözünü seveyim ya, camı erittin ya. Tövbe estağfurullah. Öf be Metin, öf be Metin. Bırak zevzekliği Allah aşkına. Ben de sinirimi bir yerden çıkaracağım değil mi? Aa, ne yapacağız oğlum, ne yapacağız biz? Ha ne yapacağız? Ne yapacağız anne?
Biraz daha sabredeceğiz. Ne demişler babaanne? Sabreden derviş Muratlara gitmiş. Kime gitmiş? Muratlara mı gitmiş? İlahi çiçek. O laf öyle değil babacığım. Sabreden derviş muradına ermiş. Ha. Neyse işte sabredin yani, gelecekler. Ah benim kıvırcık salatam. Ah ah ah. Arzu, yap bir hamburger çiçeğime. Arzu. Manava gitti anne, domates alacakmış. Ha, domates öyle mi? Hmm. Ha. Alsın o domatesleri, ezip ezip salça yapacağım. Ezip ezip böyle, ah Arzu, ah! Şöyle elimi tutuyorsun ya, var ya Arzum. Güneş benim için o zaman doğuyordu. Abartma, sanki kafede yanımda değildi. Bu sayılmaz kızım ya. Annem var, abim var. Zebellah gibi başımızda bekliyorlar yani. Sensin Zebellah. Müşteri bekliyorlardı herhalde. Ben seni 15 yıldır bekliyorum kızım ya. Bekle bekle, ne olacağız Barbu? Kafe batarsa nasıl evleneceğiz? Ne batması kızım ya, Allah Allah. Acayip planlar içerisindeyim. Daha yeni başlıyoruz ya. Müşteri buraya var ya, akacak akacak. Ay! Elma! Kırmızı elma! Ne diyorsun kız, ne elma? Elma dersem çık diyorum, armut. Şey, babam geliyor. Allah, şş, beni görmesin ha. Bana bak. Zebellah kafede görüşürüz, tamam mı? Öyle deme. Hadi bay bay. Öyle deme. Zibidi. Hadi lan görüşürüz. Arzucuğum, sana salık veriyorum her zamankinden. Çık. Çık. Düşünsenize. Abim sevdiği kadını bir daha göremeyecek. Elini tutamayacak, gözlerine bakamayacak. Keşke hayatta olsaydı da anası dırdır etseydi. Ama kader. Benim o zaman ne işim var ki burada? Ben bir öfkeyle kalktım geldim, ben... Ben sevinçsiz yaşayamam. Hah. Şimdi gidip sarılın kocanıza bir güzel. Hatta gidip annesini de öpün, şaşırıp kalsın canım. Öpmesem. Bütün dosyalar incelendi Barış Bey. O zaman Buka ve Taş resmi olarak birleşmiştir. Hayırlı olsun. Artık başka resmi birleşmeleri. Hadi inşallah. Nasıl kutluyoruz? Şampanya mı, şarap mı? Artık müvekkilimle ikram edersen, toplantım var. O zaman akşama erteleyelim. Temmize hazırlanmam lazım. Başka akşam. Çok teşekkür ederim Aslı'cığım. Seninle konuşmak çok iyi geldi. Ya. Siz de bana çok iyi geldiniz. Semih Ölmez'in karısı Berna Ölmez değil mi o? Galiba. Canımsın sen benim. Çok teşekkürler. Berna Hanım merhaba. Merhaba. İlayda Taş, ben Buka'nın ortaklarından. Tanıştığıma çok memnun oldum. Yalnız benim biraz acelem var. Görüşmek üzere. Görüşürüz Aslı'cığım. Görüşürüz. Hanımefendi niye gelmiş Aslı? Ya boşanmaya gelmiş de birazcık konuştuk ettik, vazgeçtik. He? Ne dedin sen? Şşt! Şoför kız, İlayda Hanım sana soruyor. Sen milyonluk müşteriyi boşanmaktan vaz mı geçirdin, yoksa ben yanlış mı duydum? Barış. Senin bu şoför kız kafayı yemiş, kendini avukat zannediyor. Şoför kızın bir adı var İlayda, Aslı. Aslı fotokopisi her neyse. Semih Ölmez'in karısıyla konuşmuş ve onu boşanmaktan vazgeçirmiş. Yani şu anda bizi yüklü miktarda bir tazminattan etti. Aslı doğru mu? Kimsenin para için boşatılacağı aklıma gelmedi Barış Bey. Avukatlığın böyle bir şey olduğunu da bilmiyordum ben. Bilseydin avukat olurdun zaten. Ama sen bir şoförsün. İlayda, bir izin verir misin bana? Tamam hayatım. Zaten ben kovacaktım da bu zevki sen tatısın. Sırf kayınvalidesine kızdığı için öfkeyle bir şey yapacaktı. Sen de konuşup vazgeçirdin öyle mi? Önemli olanı görmesini sağladım. Neymiş önemli olan? Gerçek aşkı bulması.
10 yıldır evliler ve hala birbirlerine aşıklar. Aslı bunu stajyerlerimden biri yapsa terfihanesine yazardım. Yani doğru bir şey yaptım ama doğru kişi değilim. Ben daha önce hiç patronla çalışmadım. Kimseye hesap vermedim. Taksiciliği de bu yüzden seviyordum. Sizle çalışmayı da sevmiştim. Ama demek ki daha aslında nefketisi olmuyor. Kovuldum değil mi? Efendim Şirin. Barış Bey, randevunuzu hatırlatıyorum. 20 dakika sonra alışveriş merkezinde olmanız gerek. Barış Bey! Ben Teyi uğrasam, çıkışta o alsa sizi. Yani kötü ayrılmak istemiyorum. Kötü ayrılmak mı? Yani kovulma konuşması falan olmasın. Ben buradan direkt gideyim. Kimseyi arama. Kovulduğun falan yok. Ama Barış Bey, ben size çok para kaybettirmişim. Yani bence İlayda Hanım çok netti. Aslı, senin patronun benim. Ya sağ olun Barış Bey ama. Aslı geç kalıyorum. Zorla kovduracak mısın kendini? Ama Barış Bey, nişanlınız kovulmamı istedi. Ona inat yapar gibi. Nişanlım mı? Hangi nişanlı? Kaç tane nişanlınız var Barış Bey? Hiç yok Aslı. Hiç mi yok? Emin misiniz? Aslı, çıkışta burada ol. Yorma beni. Nerede kız almaya gittiğin domatesler? Kalmamış anne. Kalmamış olan senin şu aklın. O küpeli horozu burada gördüğün yetmiyor mu? Ne alakası var anne? Sana da aferin Metin. Sen de bunlara uy, ananı kandır. Abi falan olma sen. Bilmem ne alakası var anne ya. Kızım sen bana domates almaya manava gidiyorum demedin mi? Dedim abi. E tamam, domates yoksa ben niye abi olamıyorum anlamadım yani. Tamam. Domates olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Böyle el elde baş başta oturuyoruz. Neymiş? Kafe açtık. Dertsiz başımıza dert açtık. Ah ah, vereyim sana bir öğüt. Kendi ununu kendin öğüt. Ya ben bu üçkağıtçı, bu küpeli horozun lafına niye uydum ki acaba? Bu işten bir an önce dönmek lazım. Dönme! Yani hemen dönme anne, biraz sabredelim değil mi ama yani? Hele şimdi hiç dönme babaanne. Bu işletme işlemezse biz el alemin yüzüne nasıl bakacağız çocuklar? Bakma! Ne oluyor size çocuklar? Aha. Yani bakma anneciğim, kim ne derse de sen bakma. Biz eninde sonunda işleri rayına koyacağız yani. Arzu sen de git bak bakalım içeride eksik yedik bir şey var mı? Hadi aa, koş. Evet. Annem resmen burnundan soluyor seninle ilgili. O zaman oksijeni bol alsın. Çünkü kafeye müşteri toplamakla ilgili nefes kesici fikri şak diye soracağım önüne. Gerçekten. Gerçekten tabii yavrum. Yarın dağıtıyoruz burayı, hayatımın ilkbaharı. Bak, boşuna ümitlendirme beni. Bu sefer iyi bir fikir buldun değil mi? Aşkım, bu kafeyi öyle bir dolduracağım ki seneye ilçe olmak için başvuracağım. Arzu! Annem. Şaşırdım. Tamam. Tamam. Çok klas bir davet olmalı. Müşteriler, aileleri, bir de biz. Bence kayınvalideniz de çağıralım. Sıdıka, şöyle avam kelimeler kullanma lütfen, rica ediyorum. Kaynana? Daha da fena. Hem şart mı onların gelmesi? Bence aranızı iyi tutmalısınız. Çünkü Barış Bey aileye önem veren biri. Doğru söylüyorsun. Aa, Cahide beni arayacaktı. Çocuğu şirkete yollayacaktı ya yeğeninle. Aramanız için muhteşem bir bahane. Neyse. Sonra zaten yüzlerine bakmam. Cahide Hanımcığım, nasılsınız? Ah merhaba İlayda'cığım. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani hatta çok iyiyim artık, iyice resmileşti ortaklığımızda. Ya şey, ben Hakan'ı merak ettim, şirkete gelecekti. Biz o işten vazgeçtik kızım. Hakan orada çalışamaz. Öyle demesene teyze ya, giderim ben yine.
Ya nereye gidiyorsun ya, nereye gidiyorsun? Başımıza dert açmadan şuradan şuraya gidebiliyor musun ki? İlayda, sen Hakan'ı unut canım. Peki. Ha, bu arada ortaklığımız şerefine güzel bir davet düzenliyoruz ve baş konuğum sizsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Rica ederim. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Ha, Handan Hanım'a sevgiler. Güle güle baş üstüne. Sana da sevgilerini iletti. Aman istemez. Küçücük, fıçıcık, içi dolu fesatçık. Kara melek. Benim merak etmiş teyze. Hakan niye gelmedi mi dedi? Evet, niye gelmedi dedi. Biz burada dertsiz tasasız oturuyoruz. Gelsin biraz hayatımızı karartsın dedi. Ha. Patron arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Hiç kötü haber kaldıramayacağım Teo. Tam tersi patron, haberler çok güzel. Hakan kızın bir dövmesi olduğunu hatırladı. Ben de hemen sabıka taraması başlattım. Sevineyim mi Teo? Geçen seferi hatırlıyorsun. Ya sevin patron, sevin ya. Bu sefer kesin bilgi diyorum. Sıkıntı yok. Ben şimdi ofise geçiyorum. Sen neredesin? Alo. Tamam, buluşuruz orada. Tamam, hadi bay bay. Hiçbir şey olmamış gibi mi yapacağım? Oh, madem nişanlı değilsin gerisini salla diyormuşum gibi. Diyorsun zaten. Ne alakası var ya? Hadi bir göbek atmadığın kaldı. Ya çapkın sanıyordum adamı. Nişanlısını gizliyor sanıyordum. Ona rahatladım. Aslı. Barış Bey. Aslı iyi misin? Sakin. Aslı yukarı bak. Aslı iyi misin? Teşekkürler Barış Bey. Biraz kaldı. Biraz daha. Sen simit yemeyi beceremiyorsun, bırak bence. Bunu biz ördeklere atalım. Evet, şimdi sıra bizde. Ne sırası? Yemek sırası. Çok acı. Arabayı valeye bırak, sen de geliyorsun. Neden? Bir kere de soru sormadan dediğimi yapacak mısın? Sana. Sizinle mi yiyeceğim? Geri aldım. Tamam, geri aldım. Oturuyorum. Bakın. Bakın. Teo da benimle yiyordu. Yani sana özel bir şey değil. Sağ olun açıkladığınız için. Ortağı ne derse desin, benim patronum Barış Bey. Hem ne dedi? Zorla mı kovduracaksın kendini? Peki ben son bir soru sorabilir miyim? Gerçekten son. Sorma desem de soracaksın zaten. Haklı vallahi. 3 yaşında gibi sürekli soru soruyorum. Yo. Buyur buyur. Şimdi ben sizinle çalışmaya devam ediyorum ya. İlayda Hanım kızmayacak mı? Aslı sen bunları düşünme. İşini yap yeter. Orada yazıyor gözümde değil. Oh la la. Fransız şiir antolojisi. İstiridye kabuğu meri... Kabuk mu yiyeceğim? Barış Bey, izin verirseniz ellerimi yıkamaya gidebilir miyim? Merhaba. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Ya bizim hiç, bizim yemeklerimizden yok mu? Mesela löp fasulye, de pilav. Seçimi bana bırakmanızı rica edebilir miyim? Söz pişman olmayacaksınız. Tamam, olur. Ama zayıf göründüğüme kanmayın, ben yerim yani. Hayırdır Hasan? Küçük hanıma küçük bir hoş geldin hediyesi Barış Bey. Vallahi çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Hasan. Nedir bu işin sırrı? Hangi işin sırrı? Seninle tanışan herkes sana bayılıyor. Bununla başla, seveceksin. Hadi inşallah.
Çok güzelmiş. Ne bu? Kaplumbağa eti. Şaka yaptım. Karpaccio. La notte se ne cale ma moliere va a gridar. La notte se ne cale ma moliere va a gridar. Che mi domandi contadino di travagliare tutti le giorni di travagliare fino alla notte entra di mia ma portare. Che mi domandi contadino di travagliare tutti le giorni di travagliare fino alla notte entra di mia ma portare. Scicca liece fa un baure entra di mia. Şirin. Aslı kovuldum ya. Ne diyor bu Sıdık'a? Ay yok yok. Merak etme. Şimdi konuştum ben. Sıkıntı yok dedi. Ya neye sıkıntı yok ama? Ne oluyor onu anlat. Onu diyorum. Ha? Geldiler. Diyor odamdayım. Tamam patron geliyorum. Ha ateş böceği. Ne oluyor ya? Kovulma mavulma. Ne oldu? Sorma dedektif ya. Olaylar olaylar. Bu hukuk buyurun. Bak şimdi. Müvekkillerimizden oluşan bir davet düzenleyeceğiz. Ama yani şöyle yapacağız. Bizim şirketimizin yeni halini tanıtmak için bir PR çalışması. Yani hem prestij hem iş. Haklısın, güzel fikir. Ah, şahane. O zaman ben hemen hazırlıklara başlıyorum. Başla. Aa, Barış, bu arada benim bir fikrim daha var. Bence sen yeni şoför aramakla uğraşma. Teo eski mesleğine geri dönsün. Şoför aramıyorum İlayda. Aslı devam ediyor. Ne? Aslı'yı kovmadın. Neden kovmadın Aslı'yı? Umarım bana hesap sormuyorsundur. Hayır, hesap sormuyorum ama o kız şirketimize bir sürü para kaybettirdi. Berna Hanım benimle konuşsa ben de o boşanma davasını açmazdım İlayda. Evet, aynı şeyi yapardın ama o şirketi hukuk işlerini de alırdın. Şu anda bu fırsat da elimizden uçup gitti. Vay arkadaş ya. Hüdayda Hanım gelir gelmez bombalarını atmaya başladı yani. Ya bana iyice sarıp huzurumu kaçırırsa? Sen huzurlusun yani burada, öyle mi? Evet ya. Beklenmedik şekilde. Sevdim vallahi ben bu işi. Tamam. Tamam. Hemen döneceğim. Hemen. İyi günler. Arkadaşlar. Ölmez Holding'den aradılar. İlayda Hanım'a büyük kapak geliyor. Oy, Allah ver, ben kapatacağım. Anlat, anlat. Ne oldu? Aslı benim elemanım İlayda. Gidip gitmeyeceğine ben karar veririm. Önemli bir müvekkili kaybettirdi. O yüzden beni de ilgilendirir. Çok özür diliyorum ya. Ben böldüm lafınızı ama çok önemli bir durum vardı. Evet, böyle dingonun ağrına girer gibi. Ya çok önemli bir mevzu vardı. Ben o yüzden rahatsız ettim sizi de. Bu Aslı Semih Ölmez'in karısıyla konuşmuş yani. Evet, sayesinde bir sürü para kaybettik. Ama Barış'cığım o kadar yufka yürekli ki kızı asla kovamamış. Ha işte olay tam olarak öyle olmamış. Yani Aslı'nın bu tutumu adamların çok hoşuna gitmiş. O yüzden de yarın teşekkür etmek için bir gelmek istiyorlar. Sorun kalmadı herhalde. Teo tekne müsait bir tekne ağırlayalım. Müsait tabii patron. Hatta şefi de çağırırız, böyle güzel şey yaparım. Tamam. Tekne bence de son derece klas olur. O zaman ben de yarın ona göre giyinip geleyim. Yalnız şöyle ufak bir detay var. Sizi değil, patronu istiyorlar. Yalnız ben onun ortağıyım. Ve iş hukuku konusunda da çok daha iyi bilgi verebilirim. Bu durumu bir iş fırsatçılığına çevirmek klas olmaz İlayda. O yüzden sen gelme. O tekneyi şoför kızla mı gideceksin? Aslı İlayda. Onun adı Aslı. Ve ona teşekkür etmek istiyorlar. O yüzden onunla gideceğim, evet. Yazık kadıncağıza. İki sohbete ne kadar hasretmiş. Yoksa ben teşekkür edilecek ne yaptım ki? Ya Aslı, boşanma davası açmadık. Tabii kocası teşekkür etmek ister. Hmm. İyi madem etsinler. Ay, İlayda Hanım yumuşasın da biraz. Vallahi hiç öyle bakmıyor.
İyi günler. Dağ aslanı. İyi günler Barış Bey. Ne yapıyorum ben ya? Aa! Barış Bey! Az daha unutuyordum. Ben bunu size verecektim. Yarın hastaneye gideceğim ya. E kalsın sen de bununla git. Yok yok, ben Teo'yla konuştum zaten. O gelip alacak sizi. Doktoru ayarladınız, izin verdiniz. Yarın benim yüzümden rezil olmayın. Ben zaten hastaneden sonra hemen geleceğim tekneye. Peki. Aslı. Buyurun Barış Bey. O nişan meselesi neydi öyle? Ya bir yanlış anlaşılma oldu Barış Bey. Yani ben öyle sanıyordum ama değil misiniz? Çok sevindim. Ay ne dedim ben ya? Yani ben sizi çapkın sanıyordum. Öyle demek istemedim. Yani çapkın sanıyordum. Ama öyle de değilmiş. Çapkın olduğumu nereden çıkardın peki? Şey işte yani evde eşyası yok. Elinizde yüzük yok. Ben diğer kadınlardan saklıyorsunuz sandım. Ama öyle de değilmiş. Ne kadar çok şey sanıyormuşsun değil mi? Ben bütün potlarımı kırdığıma göre gideyim artık. Sen yine de o kadar emin olma. Kafa gitti ha. Burada giyinsem ne olur?
Hadi Aslı sen yaparsın kızım hadi. Hadi. Ay. Ay. Bunu her gün yapan bir sürü iş kadını var. Şimdi gelmişler abi onlar nasıl yapıyor tek başına? Nasıl? Böceğinden kaçar mı be? Aslı iyi misin? Barış Bey. Çıkıyorum Barış Bey. Hemen geliyorum. Barış Bey, çok özür dilerim. Ben size haber vermeden içeri girdim ama gerçekten kötü bir şey yapmıyordum. Aslı sen geçen gün de evden gelip elbiseni değiştirmedin mi? Evet. Genelde kızlar tam tersini yapmaz mı Aslı? Barış Bey, benim size söylemem gereken bir şey var. Böceği, elbise falan ateş ediyorsun ha. Sus Deo, sus zaten utanıyorum. İyi gel içeri o zaman. Ya da istersen yarın söyle. Yok yani hemen söyleyeyim bitsin. İyi tamam. Ateş böceği için itiraf vakti. İtiraf mı? Ha şey meselesi değil mi? Bakalım... O da senin gibi anlayışla karşılayacak mı? Karşılar, merak etme. Şimdi ben size her şeyi anlatacağım. Siz bana diyeceksiniz ki Aslı sen neden böyle bir şey yaptın? Ama ben bilerek isteyerek yapmadım yani. Aslı, bilmece çözdürme de söyle. Tamam. Ben böyle giyiniyorum çünkü... Ailem özel şoför olduğumu bilmiyor. Hmm. Bilseler izin vermezler mi? Bilmiyorum. Taksiyi bırakmamı istiyorlardı zaten. Ofiste iş bulduğumu sanınca da o kadar mutlu oldular ki söylemeye kıyamadım. Anlıyorum ama... Söylemek zorundasın. Hemen mi? Bu aileden saklanacak bir şey değil ki. Yani bir tesadüf olsa görseler falan zor durumda kalırız. En azından deneme süresi bitene kadar beklesem. Ya şu deneme süreci mevzusu bitmedi mi hala ya? Bir ay demiştik değil mi? İyi bekleyelim madem. Tamam.
Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ben daha önce aileme hiç yalan söylemedim. Ya hiç kimseye yalan söylemedim. Beni yalancı sanmanızı istemem. Ben gideyim artık o zaman. Size iyi günler. İyi günler Ateş Böceği. Barış'ın bu kızı kovmamasını asla kabul edemem. Ya ben böyle bir şey kendime hakaret sayarım. Ama siz hem çok güzel hem de çok başarılı bir avukatsınız İlayda Hanım. Bir şoför kız size asla rakip olamaz. Sıdıka, benim asabımı bozma. O kız çok tehlikeli biri. Onu ilk gördüğümde bunu sezmiştim zaten. Allah Allah. Ay şiştim. Ay bak böyle var ya, böyle sinirden böyle iyice doldum doldum böyle kazdan böyle pat diye patlayacağım ha. Hayır, bana bırakın kendinizi. Evet evet. Madem o kız kovulacak dediniz, o kız kovulacak İlayda Hanım. Şimdi mantralarımızı söyleyelim. Kapatın gözlerinizi. Mantra. Ben her şeyin en iyisini hak ediyorum. Ben her şeyin en iyisini hak ediyorum. Ben Barış Buka'yı hak ediyorum. Ben yalnız şey o sen tekrarlama çünkü evren karıştıracak enerji. Barış Buka'yı ben hak ediyorum. Ayrıca o kızın kovulması gerektiğini düşünüyorum. Yani kovulmalı o kız bence. Evet Rıka. Bu kadar, bu kadar. Atla şimdi baba, koş 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 koş. Kızım ben yaşlıyım, o kadar hızlı koşamıyorum. Aslım bu saatlere kadar çalışıp bize baksın, biz paraları çöpe atalım böyle. Hayda, anne yatırım yaptık ya. Ya bir geri dönüşü olacak ama biraz sabretmek lazım. Hem Barbaros arkadaşımız öyle çok güzel şeyler düşünmüş yani. Aman o küpeliden söz etme bana. Gençlik başında duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başında duman, ilk aşkım ilk heyecan. Evet, kim neşeli bir haber duymak ister? Ben. Ay kız ne oldu sana? Aşık mı oldun yoksa? Ha abla aşık oldum. Ondan dans edeye de geliyorum size söylemek için. Ben yarın sabah Çiçek'i Barış Bey'in ayarladığı fizik tedavi merkezine götürüyorum. Oradaki doktor Çiçek'in dosyasını incelemiş. Ve Çiçek'imin yaz bitmeden yürüyeceğini söylemiş. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum Aslı. Ay 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 Aslı, Aslı. Kızım. Oh. Harbi mi kız? Vallahi yemin ediyorum abi. Allah! Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovalar dükçe kaçan, ateş böceği misin? Kovalar dükçe kaçan, ateş böceği misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovalar dükçe kaçan, ateş böceği misin? Ay ayol sen ne hangi ara geldin? Aman kapı aralıktı girdin be. Hadi devam devam neydi? Kovaladık. Gören geliyor vallahi. Gören geliyor. Ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan. Ateş böceği misin? Valla el emeği de yapınca epi topu üç kişilik bir liste kaldı elimizde patron bak. Ne güzel. Birkaç güne bulursunuz bu. Vallahi görünen o. Bakacağız. Bu iyi oldu. Geriliyorum Teo. Kız kendi yalanının hesabını veriyor bize. Ama ben kendimi yalancı gibi hissediyorum. Yok be patron ya. Biz boş boş konuşmamak için bir şey söylemiyoruz. Şu olayın failini bir bulalım. Oturup anlatacağız işte her şeyi tamam. Tamam da bakalım ne tepki verecek. Ha sen o yüzden mi bu deneme süresi filan muhabbetlerine girdin? Kız zaten daha iyi işler yapabilecek kapasitede. Bu işte kitlemesin kendini. O zaman belki ofise filer alırız ha? Ne dersin? Şu iş bir çözülsün de. O zaman
Keyifler yerine geldiyse bir pimpon, he? Yenilen pehlivan rövanşa doymazmış, he? Yok, daha neler ya. Sen üzülme diye bilerek kaybettim ben onları. Hadi. Aslı, yalnız burası bayağı pahalı bir yere benziyor. Hayır, biliyorsun kafe daha işlemiyor yani, böyle bir para yok. Abicim sen onu düşünme. Ben patronla konuştum. Maaşımla nazar azar kesecek. Adam çiçeğin davasına bakıyor. Doktoru buluyor. Ya patron değil, bildiğin ballı lokma tatlısı gibi anne. Vicdanlı adam demek ki kızım. Ay demek bir de bekar olsa var ya, tadından yenmeyecek yani. Ay. Yani ben espri babında şey yapmıştım, şaka anlamında şey dedim öyle. Öyle espri babından bir şey olmaz kızım. Şaka bile dengi dengine. Mutlaka. O ne demek babaanne? Çok yüksekten uçma demek. Yani biz komşunun oğlunu buluyoruz da ona da laf ediyoruz. Salça yapacağım seni, salça, salça. Barış Bey nişanlı değilmiş. Ay vallahi yandım ya. Ay yandım çok da. Yandım ya ben şimdi, canım çok acıyor. Of. Kalk bana bir şey getir, ne getir bana? Buz ver, kalk. Ne oluyor buna ya? Deli anne. Manavın delisi de böyle oluyor. Gel 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 gel. Geç. İn aşağı hadi. Ne demek ya? Nişanlı değilmiş. Ya değilmiş işte. Bu İlayda Hanım'ın asistanı yakında düğün var falan demişti ama bilmiyorum. Ay Aslı. Şu an var ya, tam olarak ballı lokma tatlısı oldu. Mükemmel oldu, tadından yenmez ya. Sen bir anlat bakayım bana. Siz nasıl sarılmıştınız sabah, bir anlat bakayım. Ay Gül anlattım ya, bir daha anlat. Uygulamalı anlat. Ne yaptı, nasıl yaptı, böyle mi yaptı? Kızım ne yapıyorsun? Ağaca sarılmış koala gibi, bırak. Tamam, bak ben sana göstereceğim. Tamam mı? Sen bensin. Tamam. Ben Barış Bey'im, tamam mı? Burada kal. Aa, aşık oluyorum galiba. O zaman benimle evlenir misin? Ay anne şunları haydi bir bakalım size. Ay bir kızım olursan ne yapsın ki? Cidden beynin aklına razı mı oldun? Vallahi oldu. Hem de dedi ki kız beyni olmasınmış, erkek beyni olsunmuş. Çünkü o erkek adammış, öyle dedi. Yok artık. Yalnız bir şey değil mi? Eğer Aslı görseydi sen Hakan'a ne yapardın bilmiyorum ha. Allah'a ucuz yırttık. Aslı da gül yutmaz gözüküyor ama saf bir kız aslında. Dosyadaki fotoğraflarını gördün mü? Hanım hanımcık bir tipmiş o eskiden. Üniversite sınavına filan girmiş o zaman. Sonra işte taksici olunca muhtemelen kendini böyle bir sert olmaya zorladı. Ama demek ki daha aslında ne hareketisi olmuyor. Kovuldum değil mi? Kazanmış mı? Sınavı mı? Bilmiyorum ki. Babası vefat edince kalmış öyle mevzu. Kazanır ama. Akıllı bir kız. Akıllı, çalışkan, samimi, kompleksi falan da yok. Altın gibi kız yani.